Trax TV ekranlarından iyi akşamlar. 25. saatte yine birlikteyiz. Yine günlerden cuma. Bu akşam gündemimizde Cumhuriyet Halk Partisi var. Biliyorsunuz 29 Mart'ta milletvekili aday ön seçimleri var. Ve bu akşamın ön seçimi CHP Samsun milletvekili adayı eski Tekeköy ve Kutlukent Belediye Başkanı Hayati Tekin'le konuşacağız. İnşallah. Ön seçimleri konuşacağız, CHP'yi konuşacağız, ülke gündemini konuşacağız, milletvekili aday olarak. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Yani, sağ olasın. Sayın Başkan diye ağız alışkanlığı var bizde. Evet. Program boyunca ben size yine Sayın Başkan diye hitap edersem uygun olur. Zaten dostlar da seçmenler de hala başkan diye devam evet. ediyor. Yani çünkü ölünceye kadar gidecek herhalde. 15 yıllık belediye başkanlığı evet. kolay bir şey değil. Sayın Başkanım, bizler sizi tanıyoruz. Evet. Tamam. Yani 15 yıl belediye başkanlığı döneminde elbette çok hukukumuz oldu. Evet, doğru. Ancak takdir edersiniz ki bizim televizyonumuz Uyuda dünyanın dört bir yanından seyrediliyor. Hı hı. Tanımayan olabilir. Olur tabii diye. Ki muhakkak. İsterseniz önce bir kendinizi kendi ifadelerinizle bir tanıtın. Evet, siz belediye başkanı 15 yıl Kutlukent ve Tekeköy diye takdim ettiniz ama ben madem tanıtmam pozisyonunda olacaksam önce oraya gelinceye kadar ki küçük seceremi kısa geçeyim. 1959 Samsun Tekeköy ilçesi Çırakman Köyü doğumluyum. İlkokulu köyde, ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, lise endüstri meslek lisesi elektrik bölümünde bitirdim. Daha sonra Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendisliği Fakültesi'nin mimarlık bölümünü bitirdim. Akabinde askere gittim. Bu vesileyle seçim atmosferinde olduğumuz için şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Mezun olduğum yıl aynı zamanda SODEP'e üye oldum. SODEP askeri yönetimin baskısıyla kapatıldı. SHP oldu. Üyeliklerimizi SHP'ye aktardık. Askerlik dönüşünde devlet su işlerine 2 yıllık süreyle görev yaptığım hizmetime başladım. O arada bölgemizde sizin de biraz önce bahsettiğiniz Kutlukent Belediyesi kuruldu. Kutlukent Belediye Başkanlığı'na aday olduk apar topar. Orada insanlar bir takdir etti. Gençti, enerjikti, mimardı, mühendisti, ağzı laf yapıyordu, sorunları iyi dile getiriyordu. Ya bunun hakkıydı vesaire. Bu bir başlangıç oldu bizim için. O 89 seçimlerinde kazanamasak bile toplumda bir enerji yarattık. Neticede Muzaffer Önder'le, rahmetli Muzaffer abiyle 3 yıl 9 ay gibi memuriyetim oldu. Daha sonra istifa ettim memuriyetten. Projecilik yaptım, o proje ofisi kurdum, inşaatçılık yaptım, ticaret yaptım vesaire. O seçime, ondan sonraki seçime giremedim işlerim yoğunluğu dolayısıyla. 1999'da biraz SHP'li o günkü büyüklerin de ısrarıyla ancak seninle kazanılır falan gibi yaklaşımlarıyla 99'da Kutlukent Belediye Başkanlığı'na aday oldum. O zaman da şunu belirtmem lazım. CHP ile anavatanın arasında makas çok açıktı. Yani benden önceki seçimde CHP %1 bile alamamış matematiksel olarak. 5850 oydan 58 oy almış. Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi bile geçmiş, 5. olmuşuz. Ama insanlardan aldığım o enerji beni yola koydu. Hakikaten büyük bir mücadelenin neticesinde Kutlukent'in belediye başkanlığını bir dönem yapacağım diyerek öyle gerçekten içimizden gelerek öyle konuşmuştuk. Çünkü ben yalnız adamım, işlerim çok yoğun vesaire. Bir 5 yıl yapınca halk bizi kendi işimize salmadı. Tabii insana o günkü yaşla büyüklerin, nenelerin, dedelerin, ablaların, arkadaşların illa senle demesi, işte bir rakiplerin falan da oluşması, bu sel gibi, bir selin kütüğü sürüklemesi gibi o işin içine çekiyor. Tamam dedik, bir dönem daha. Tabii büyük bir farkla seçim alınca o da bize haz verdi herhalde ama yine de
tamam 10 yıl yaptım bu kadar hizmet, Kutlu Kent'te yapılacak iş gerçekten kalmamıştı. Bu manada bırakıyorum havasındayken o arada bizim Baykal'la ufak tefek sürtüşmelerimiz oldu ve ihraç olmuştuk. Ve o zaman ben Demokratik Sol Parti'ye geçmek zorunda kaldım. Onda şöyle bir konusu var. O arada MHP AKP asılıyor bize gel gibisine. Geldim üniversitede Zeki Sezer Bey ile buluştuk. Sen bekle, sen bekle, sen bekle diyor bana. Bekledik. Sonunda dedi ki şu minibüse geç. Dışarıda beni VIP minibüse aldı. Karşılıklı koltuklara oturduk. Anlat bakalım dedi. Sayın Başkanım, beni Demokratik Sol Parti'ye alırsan al. Almazsan ben siyaseti bırakıyorum. Aday falan da değilim dedim. Hayda dedi. Hemen açtı kapıyı. Yekta Bey vardı o zamanlar açık göz. Yekta Bey gel dedi. Ya bu ne diyor dedi. Konuşacak bir şey bırakmadı ki dedi. Alırsan al, almazsan ben siyaset yapmıyorum dedi. Ben dedim MHP veya AKP'de asla siyaset yapmam. Ben kefilim dedi Yekta abi sağ olsun. Madem sen kefilsen ben de onaylıyorum dedi. Biz DSP'den Tekirköy Belediye Başkanlığı'na girdik. Tekirköy Belediye Başkanlığı'nda da kah güler yüzümüzle gece gündüz insanları kucaklayarak ve çok başarılı projelere muhalefet olmamıza rağmen kendi kaynağımızı kendimiz bularak çok başarılı projelere imza attık. Ama netice son güne kadar her şey lehimizeyken son zamanda aleyhimize döndü. Dolayısıyla biz bu serüvende milletvekili adaylığı bizim için göründü. O görünmesi de kolay olmadı. Şu manada kolay olmadı. Çünkü benim belediye başkanlığım gerçekten sosyal demokratlara yüzak olacak, gurur verecek, hatta örnek olacak. Sosyal demokrat belediyeciliğin örnekleriyle dolu bir belediye başkanlık, başarılı bir belediye başkanlık süreciydi. Ama seçimin kazanılamayacağını, yani rakipler tarafından kazanılamayacağı kesin tespit edilince, bu arada bölgemiz bizim çok değerli bir bölge. Yani sanayici ve yatırımcı iş adamlarının yoğun olduğu bir bölge, diğer bölgelere benzemiyor, diğer ilçelere benzemiyor. Burada iş adamlarının bir para havuzu oluşturması, bölgede her iş adamını kastetmiyorum, yalnız rantiyeci, vurguncu iş adamlarının 3-4 tanesinin bir araya gelmesi büyük bir para havuzu oluşturmasına neden oldu. Onların sebebi de şuydu. Tersanede gemi sökümüne, asbestli gemi sökümüne hayır dedik. Vatandaşın arazilerinin üzerinden enerji hatlarının geçmesine, evlerin üzerinden enerji hatlarının geçmesine hayır dedik. Mahkemeye verdik hem belediye olarak hem şahsen. Ayrıca etrafımızdan dolanarak kömür santralı kurmak için rica edilen, yalvarılan bir pozisyona hayır dedik. Aslında sanayicinin önünde kesmedik. Bakın orada folyo ile çalışan eski köhne santralin, evet, doğalgaza çevrilmesine de karşılıklı anlaşarak, pazarlık ederek, masaya yatırarak biz ön ayak olduk ve doğalgaza çevrilmesini sağladık. O da bir güzel çözümdü karşılıklı. Neticede İstediği gibi at koşturamayanlar, koşturamayacağını bilenler, bizim Cumhuriyet Halk Partili sosyal demokrat duruşumuza karşı gelenler veya onu eğdiremeyenler formül düşündü. Neticede AKP rüzgarını yanına aldı. Yeni bağlanan 31 köyü yanına aldı. Yetmedi. Tayyip Erdoğan Bey'in tüm Türkiye'de miting yaptığı tek ilçe Tekkeköy oldu. Bunların hepsi Hayati Tekin'e karşıydı. Ve neticede hatta Büyükşehir bu zamana kadar çok seçimlere katılmazdı. Büyükşehir'in de baskısına maruz kaldı köylüler. Ben şahsen maruz kalacak halim yok ama nasıl? Sizin köye su getirmeyiz, sizin köye yol getirmeyiz, sizin köye kanalizasyon yapmayız gibi. Ulaşım sektöründe sizin köye otobüs getirmeyiz. Veyahut da hep böyle de demeyelim, taviz de oluştu. Nedir? Seni işe alacağız, seni işe alacağız. Ya benim kızım da boş, senin kızını da alacağız gibi. Veyahut da şuraya koyacağız, buraya koyacağız. Yani bu algıda Büyükşehir'i nasıl olsa Yusuf Bey kazanıyor algısı da Tarık Cengiz Bey sağ olsun gece gündüz çalıştı dağda tepede ama evet, bu algı bizi de zayıflatmış oldu. Neticede o para havuzuyla, baskıyla, tehditle, tavizle bu netice doğdu. Bu neticenin doğmasından sonra Kah Tekeköy'de, Kah şehir merkezindeki Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat büyüklerimiz, yani beni bu siyasetin içine iten insanlar dediler ki yeğenim, kardeşim
Sen kaybetmedin. Senin sosyal demokrat duruşun birilerine battı. Netice bu hal oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sana ihtiyacı var. Güler yüzünle, herkese dost olmanla, 7-24, 15 yıl çalışmanı herkes biliyor ve takdir ediyor. Senin hakkında hiç kimse kötü bir söz söylemiyor. Asla eksin yok. Hizmetlerini bundan 1,5 ay önce bir gazetede demeç vermiştim. Benim yaptığım hizmetlerin, bırakalım dostluğu insanlığı, 1/3'ünü yapsınlar, Tayyip Erdoğan Bey'e plaket yollayacağım dedim. Niye Tayyip Erdoğan Bey'e? Rakip çünkü başbakandı o zaman. Evet. Benim karşımdaki rakip değildi. Netice itibariyle insanlar da, büyüklerimiz de gerçekten bu konuda beni yönlendirdiler. Yönlendirdiler ama bizim partide de bir ön seçim yaşanıp yaşanmayacağı o zamanlar daha düşünülmüyordu. Biz hep kuşkuyla bakıyorduk. Diyorduk ki hayır, yine birileri kafadan gelecek. 1, 2, 3, 4 diye sıralanacak. Beğenen beğenecek, beğenmeyen beğenmeyecek. Bu şekilde gidecek ve inanamıyorduk. Ama gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'na ve parti meclisine teşekkür ediyorum. Yıllar sonra demokratik bir ortam partimizde yaşandı ve bugün de herkesin gördüğü gibi büyük bir enerji ve hareket getirdi partiye. Ve aynı zamanda şunu da gördük parti büyüklerinden. Biraz önce bahsettiğim Sayın Baykal'la yaşadığımız çekişme neticesinde ihraç olmuştum demiştim. Bu da biraz önceki bahsettiğim parti büyükleri gibi şöyle bir olay yaşadık. Ben hacdayken, Allah selamet versin, Suat Binici abim beni aradı. Defalarca aradı. Pek aramaz adamı, ben yapısını bilirim. Abi bir şey mi oldu? Hayrola, Türkiye'ye gelir gelmez benimle görüş. Ben dedi Önder Sav'la, Baykal'la görüştüm. O çocuk bizimdir. Al gel onu dediler. İlk adıma belediye başkan adayı olacaksın. Abi yapma, ben Tekirköy'e söz verdim. İşin içine girdik vesaire. Neticede bir 3-5 gün sonra acil bir daha görüşelim. Tamam abi, özel görüşelim. Tamam abi, bir özel görüştük. Ben yine Sayın Baykal'la ve Sayın Önder'le görüştüm. Seni illa istiyorlar, büyükşehir adayı yapacağız. Abi çok teşekkür ama ha ilk adım ha büyükşehir, benim gerekçem bu. Ben karaktersiz, şahsiyetsiz bir pozisyona düşerim. Tekirköylülerle yola çıktım, insanlar çalışıyor, yapamam. Şunun için söyledim, işte büyük dostluklar da büyük kavgalarla başlar misali. Yeğenleri dahil, Sayın Baykal'ın yeğenleri dahil haberleşir, telefonlaşırız. Yani orada da bir büyüklüğü gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sosyal demokrat anlayışın gereği bir birbirine sahip çıkma, affetme, evladım gel sıra sende, haydi bakalım sen bu işe soyun, biz de arkandayız. Bu insanlar senin kıymetini bilecek. Sen kaybetmedin, senin sosyal demokrat dik duruşun kaybetti. Ha şimdi tabii ki bu kadar artılarla konuşurken bunun maalesef eksileri de var. İnsanı rahatsız eden veya moral bozan kendi aday arkadaşlarım değil ama onların taraftarlarından işte bazen böyle ya işte Tekeköy'ü kaybetti gibi bir imajla kendi destekledikleri adaylara 3-5 oy alma çabasına giriyorlar. Başkanım, tabii ki onları soracak soru bırakmıyorsun. Yani özür dilerim, çok, şunu da anlatayım. Çok çok aldınız sizi gidiyorsunuz. Öyle mi? Demişsiniz bayağı. Öyle, buyurun, şunu buyurun da anlatayım, o zaman soruyu size bırakayım. Bu çünkü benim yaşadığım yarım bir konu olduğu için sizi yaşamış olsaydınız belki o konuda sorardınız. O zaman ben de o arkadaşlara dedim ki peki öyle mi? Öyleyse o arkadaşlar da kendi ilçelerinde, illerinde birer belediye başkanlığı kazansınlar. Madem kıstas bu, birer defa onlar da belediye başkanı olsun da ondan sonra aday olsunlar. Ben bunu sıfır olarak, %0.98 olan bir yerden getirdim, kazanıp 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Ve üstelik de bugün benim kaybetmeme neden olan duruş hiç pişmanlığım değildir. Yine aynı geriye dönsek, yine aynı duruşu gösteririm kaybetme pahasına. Ha burada eğer ki hayıflanacak bir kaybetme pozisyonu varsa, o sosyal demokrat duruşun inkarını yapmaktadır o arkadaşlar. Onun için bu konu 3 tane 5 tane oy devşireceğim ya diye birilerine doğru zorlamayla eksi yazdırıp kendinin eksilerini hiç görmeden yukarıya doğru çıkma çabası sosyal demokrat anlayışa ve düşünceye yakışmayan bir durumdur. Bunu da küçük bir eleştiri olarak değerli kardeşlerime sunayım. Son virajdayız. Hepimiz nasipse pazartesi günü yollara
Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için döküleceğiz. AK Parti iktidarından kurtulmak için ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle gezeceğiz. Onun için birlik beraberliği zedeleyecek lafları sakınmamız ve çekilmemiz lazım. Ben sevgili seyircilere hatırlatayım. Ben Sayın Başkan'a kendinizi tanıtır mısınız dedim. Sayın Başkan mimar olduğunu söyledi. 15 yıl belediye başkanlığını yaptığını söyledi. SODEP'le siyasete girdiğini, daha sonra CHP, CHP'den Kutlu Kent belediye başkanlığı, daha sonra Sayın Baykal'la yaşanan görüş ayrılığı dan kaynaklanacak şekilde, yani kaynaklandığı için partiden ayrılmak zorunda bırakıldı. Sonra tekrar döndü. Ve seçimde de kendi ifadeleriyle söylüyorum, başbakan, cumhurbaşkanıyla, şimdiki cumhurbaşkanıyla yarıştığı için seçimi kaybetti. Yani dolayısıyla Sayın Başkan kendini anlatırken her şeyini anlattı. Her şeyini anlattı. Oradan devam edelim. Tanıtım derken serüven buydu. Hepsini. Yani istediniz ki işte ben böyle seçim kazanmış, şu şekilde seçim kaybetmiş bir insanım, bir siyasetçi. Evet. O yüzden çok ayrıntılı bir tanıtım oldu. Öyle mi? Sayın Başkan, biraz önce siz de söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır alışılmış bir gelenek vardı. Yoklama yöntemi yapılır. Her seçimden önce ön seçim türküleri söylenir. Evet. Ama o ön seçim bir türlü gelmez. Gerçekleşmez. Sonra ön seçim yapılmadığı için de hep iktidar türküleri söylenir. Ama seçimden sonra ya bir önceki seçimin 1-2 puan üstü veyahut da 6 alınırdı. Ama bu kez bakıldığında ciddi bir şekilde 55 ilde hakim nezaretinde ön seçim. Bunlardan birisi de Samsun. Evet. Ve genel başkan bile ön seçime girerek evet. Çok kutsal adaylığını gösteriyor. Ortaya koyuyor. Ve üstelik seçime girdiği yer, ön seçime girdiği yerde kadın kontenjanı ayrılmış durumda. Birinci olma ihtimali yok. İkinci olacak. Yani evet. İkinci olacak. Yani en erkekler arasında en yüksek oyu alsa da sıralamada geleceği yer ikinci. Çok radikal bir anlayış. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ön seçim olayını? Ön seçim olayı gerçekten bir fiil yaşayarak pratikte görüyoruz ki dağına taşına bütün ile diğer illerde de aynı vaziyet yaşanıyordur tahmin ediyorum ki. Hakikaten büyük bir hareket ve enerji getirdi. Üyeler aranıyor, soruluyor. Hatta üyelerin haricindeki diğer dostlar ya işte Hayati tercih et, Ali'yi tercih et, Veli'yi tercih et diyor. Yani bırakın sadece üyeyi, üyenin haricindeki insanları bile harekete geçirdi. Üyeler örneğin şahsım dahil gidiyoruz. Sizin biraz önce dediğiniz, kendini güzel uzun anlattı dediğiniz pozisyon toplasam belki 15 dakikadır. Biz de oradaki kürsülere ya da vatandaşların karşısına çıktığımızda belki 15 dakika anlatıyoruz. O 15 dakikanın haricinde şehrin içinde bulunduğu bunalımları, ülkenin içinde bulunduğu bunalımları, onların çözüm önerileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı, iktidarın neler yaptığı, neler yapmak istediğini dile getirerek farkında olmadan kendimize çalışıyoruz pozisyonunda yoğun bir propaganda yapmış oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu dik demokratik bir duruş gösterdi. Ve aynı zamanda hiç kimse toplum notu doğru atıyor bence. Hiç demedi ki Sayın Kılıçdaroğlu çalışmıyor, yatıyor tembel demedi. Hakikaten herkesin takdirini bu zamana kadar çalışmasıyla kazanmış bir insan. Ama aynı enerji yukarıdan aşağı tüm vekiller aynı oranda çalışıyor diyemiyor kimse. Ama bu pozisyon bırakın vekilleri hem teşkilatları hem adayları hem toplumu herkesi harekete geçirdi. Ve sinsile yoluyla insanlar propaganda yapıp politika yapıp tersten bakarak düşünmemiş insanları da düşündürüyor. Ve onlarda da bir soru işareti yaratıyor. Dolayısıyla toplum düşünerek evet bunlar doğru söylüyor diyecek ve neticede bu en azından bir milletvekili, ikili milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne ekstra bir katkı olarak dönecektir diye düşünüyorum. Ve bu heyecan gerçekten tüm partilere,
demokrasiyi özümsemiş tüm ülkelere örnek olmalı. Evet. Ve ülkemizde yıllar sonra yaşanan bu güzel örnek ve Sayın Başbakanı olacak olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun göstermiş olduğu bu yaklaşım da bundan sonraki liderlere de örnek olmalı. Ve belki de seneler sonra da bu ilk oluyor. Evet. Ama gerçekten takdire şayan bir yaklaşım ve davranış. Dilerim ki gelecek nesillere ve diğer partilere de örnek olur. Ve hatta bugün MHP ve AKP'deki diğer arkadaşlar da takdir ediyor. Hiç kimse, topluma oy vermeyecek kesimler bile yani olması gereken bu kardeşim doğrusunu yapıyor diyerek bu konuda takdir alıyoruz. Yani CHP'de yıllardır hep şunu gördük seçimlerde. İşte aday adayları çıkar. Atanana kadar, çünkü atama oluyordu. Evet, atanana kadar bir şeyler yapmaya çalışır. Ondan sonra işin dedikodusu ortaya çıkar ve seçim çalışmaları çok monoton, dedikodular, yani birçok siyasetin dışında iş de gelişirdi. Evet. Ama bu kez işi üyeye bırakıp, buyurun, evet, seçin adaylarınızı, milletin önüne siz çıkarın. Çünkü sorumluluğu şimdi üye kendisi alıyor. Yani CHP'de 12.651 üye var. Sorumluluk şimdi 12.651 üyede. Evet. Bunlar güzel verecek. Evet. Ve 12.651 üye pazar günü 17 ilçede 08:00 saat olarak itibariyle sandıklara gidecek. Hakim nezaretinde, evet, seçim kurulunun nezaretinde yapılacak. Ön seçimde oy kullanacak. En az 5, en çok 9. Evet. Aday adaylı işaretleyecek. Evet. CHP üyeleri sizi o listelerine neden alsınlar? Güzel. 3 tane gerekçe söyleyebilir misiniz Sayın Başkan? Evet. Şimdi şahsım için de 3 de söylerim, 13 de söylerim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri şahsım da dahil öncelikle liyakata bakmalı. Yani bir, Hayati Tekin beni parlamentoda temsil edebilir mi? Buna geçmişi müsait mi? Eğitimi müsait mi? Vizyonu müsait mi? Kah televizyonlara, kah meclis komisyonlarına çıktığında, kah gazetelere beyanat verdiğinde şehrimi ve benim sorunlarımı dile getirebilir mi? Buna bilgisi ve tecrübesi yeterli mi? Arkadaşlar, diyelim ki pardon, sadece... Pardon başkanım. Arkadaşlar bir sıkıntımız mı var ekranlarda? Evet, buyurun başkanım. Pardon, isterseniz baştan başlayayım. Baştan alalım başkanım, lütfen. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizin de bahsettiğiniz gibi üyeler büyük bir sorumluluğun altına girdi. Sizin de bahsettiğiniz pozisyonun özetinde Sayın Kılıçdaroğlu bile seçime giriyor ve üyelere diyor ki buyurun sıralamayı siz yapın. Partiyi yükseltecek de alçaltacak da sizlersiniz. Öyleyse öyle bir liste yapın ki o liste sizin takdirinizi kazandıktan sonra oy devşireceğiniz halkın takdirini kazansın. Halkta enerji bulsun. Peki, önce üye neye bakacak? Üye önce seçeceği adayın eğitimine, kültürüne, becerisine, geçmişine, geçmişte Sosyal Demokrat Harekete, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmış olduğu hizmet ve katkılara, çünkü bir tane, iki tane, üç tane değil, birçok sayabiliriz. Her şeyi göz önüne alacak ve evet, aynı zamanda bu kadar hizmeti var, eğitimi var, şu var, bu var ama bu parlamentoda beni temsil edebilir. Sadece beni de değil. Şehrimin sorunlarını, ülkenin sorunlarını o kürsülerden çata çat dile getirebilir. Buna vizyonu ve becerisi var. Kah basın yoluyla, kah bir fiil iletişimle, kah meydan mitingleriyle, kah kahvelerle, koşarak, gezerek bizim partimizin propagandasını hem ilimizde hem milletvekili olduğu için tüm ülkemizin her satığına koşarak yayabilir. Bunu koyduk bir kenara. Ben Ankara'ya gittiğimde benim sorunumla dertlenir.
Sıkıntımla sıkıntılanır. Neşemle neşelenir. Benimle koşar, benimle ilgilenir. Hatta ben gelemezsem eşimi dostumu birini yolladığımda onu güler yüzle karşılar. Her türlü işine koşar. İşini yapamasa bile yapamadığını ispatlar. Ona tatmin bir noktaya getirir ve onu mutlu bir şekilde Samsun'a yollar. Bunların hepsi bir potada düşünülmesi lazım. Şimdi illeri, ilçeleri, köylerin hepsini geziyoruz. İnsanlar elbette ki kah tanıyor, kah tanımıyor. Bakıyorum, tanımadığı pozisyonda, siz biraz önce Hayati Tekin'i çok kişi tanıyor dediniz ama ben gezdiğimde birçok kişinin tanımadığını da görüyorum. Ama diyor ki bana falanca şahıs telefon açtı. Ya da fişmancıya sordum. Zaten kah Tekeköy, kah şehre beni ucundan, sapından, bir taraftan tanıyan bir insan Hayati Tekin'e zaten eksi yazmıyor. Ama Hayati Tekin'in bence üyeler tarafından en fazla tercih edilecek noktası ekstra oy getiren bir milletvekili adayı olarak tercih etmesi lazım. Ben inanıyorum ki toplumun her kesiminde, yani muhafazakarından, milliyetçisinden, her partiye oy vermiş insanlardan, sosyal demokrat zihniyette olanlardan, hatta bu bahsetmediğim küçük partilere oy verenlerden veya verme niyetinde olanlardan, kısacası toplumun her kesiminden oy alma şansı olan en fazla ya da 22 adayın içinde en fazla oy devşirme, en fazla ekstra oy katma şansı olan kişi Hayati Tekin'dir. Bu bir iddiadır ama bu iddiada çok iddialıyım. Öyle söyleyeyim. Gerekçesi de ama. Keşke şöyle olsa. Onu da bahsedeyim. Keşke bunun bir anketi olsa veya bunun bir seçimi olsa. En fazla kim oy katar bu partiye diye bunun bir seçimi olsa, seçime gidilse çok büyük farkla birinci çıkacağımı biliyorum. Bunun sebepleri ne? Bu zamana kadar ben bu şehirde 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Projecilik yaptım, inşaatçılık yaptım. Sadece siyaset arenasında değil. İşte şimdi de bir yıldır siyaset arenasında değilim. O bir yılda bile, bırakalım geçmişi, bir yılda bile kimse bana cenazeme gelmedi. Bir iki tane bu son zamanda gidemediğim oldu yalnız. O da bir iki tane muhakkak yetişmeye çalışıyorum. Ben bu toplumun cenazesiyle, düğünüyle, nişanıyla, bayramıyla, seyranıyla, işsiziyle, açsızıyla, her türlü sorunuyla gece gündüz sürekli ilgilenen bir yapım vardır. Bu yaratılıştır aslında. Yapmacık artistliğine ne bileyim sanal olarak değil. İçinden gelerek canı gönülden. Geçmişime yine baktığında sosyal demokrat duruşum, sosyal demokrat partilere, kah SODEP'e, kah SHP'ye, kah CHP'ye, kah DSP'ye yapmış olduğum hizmetler, sosyal demokrat hareket olarak tamamını adlandırırsak, evet, sosyal demokrat harekete benim emeğim. Bunu da bir kenara koyarsak, geçmişte belediye başkanlığı zamanında yapmış olduğum yüz akı sosyal demokrat belediyecinin örneklerinin verildiği hizmetler, eserler, projeler, herkesin kapısına kadar yapmış olduğum, bugün o dönüşü aldığım hizmetler, bulunduğum, görev yaptığım yerde. Hatta ve hatta camileriyle, cumalarıyla sadece Kutlu Kenti ve Tekeköy'ün değil, bölgemin dışına da fırsat buldukça çıkıp yapmış olduğum yardımlar. Hatta yardımlar deyince, şehirde belki garibanlar, sosyal demokratlar değil asla. Çünkü orada insan ayıramazsın. Onlarca, yüzlerce değil, binlerce kömür ve erzağına kadar tanımadan, bilmeden, güvendiğim insanların aracılığıyla göndermiş bir insanım. Bu vesileyle beni birçok insan yakalar. Spor kulüpleri, şunlar, bunlar, sakatlar, dernekleri, yardım etmediğim güler yüzle, yardım et, Samsun Spor başta olmak üzere, yardım etmediğim hiçbir nokta yoktur. Ve onları yaparken de asla muzdariplenmeden kardeşliğimi, arkadaşlığımı, güler yüzümü, dostluğumu, yani şöyle, başka bir yerde de bunu dile getirdim. Yolun karşısından fakir, zengin, o partili, bu partili, mübadil, Laz, Kürt, yerli, başkanım nasılsın diye bana uzaktan, içinden gelerek seslenebilir. Ve bilir ki Hayati ona güler yüzle, o ne haber,
diyecek de sarılacak. O yolun karşısına gelecek, o da yolun karşısına gelecek, kavuşacak, bilir. Halk adamıyım ben diyorsunuz yani. Aynen, kısacası güzel özetlediniz. Ben halk adamıyım diyorum ama ben halk adamıyım, benle olmaz. Halk sana diyecek, halk adamı diye. Evet, güzel. Halk bana halk adamı diyor. İnsan zaten politikacı. Ben şunu olacağım, ben bunu olacağım der demeyi ama o enerjiyi, o pırıltıyı halktan alman lazım. Kah gözünden, kah söyleminden. Halk sana bunu demeli. Bugün bile örneğin çok hoşuma gidiyor. Sadece sosyal demokratlar değil. Bizim partiler çok fazla da kendi içimizde yarış olduğu için şundan yanayım, bundan yanayım diye cevap vermiyor. Evet. Nasıl desin yani? Hepsi 22 tane arkadaş. Ama onu bir kenara koyalım. Bugün ben MHP'ye oy verdim. Ama Hayati Tekin, gel biri oyum senin. Ben AKP'ye oy verdim. Ama gel biri oyum senin diye deklere eden, gerçekten mutluluk duyduğum çok insan var. Genci, yaşlısı, kadını, köylüsü. Gerçekten bu bana mutluluk veriyor. Yani insanların o güveni duyması, onu bana deklere etmesi, sevmesi. Yani kimse kimse için ölmez ama senin için ölürüm, Hayati Tekin varım demesi insana o zaman hevesle, şevkle yollarda koşturuyor ve gün geldiğinde de onun ağırlığı, bu insanlar sana bu kadar tevazu gösteriyor. Ey Hayati Tekin, şimdi sıra sende. Hadi bakalım, omuzla onları, yükleriyle, sıkıntılarıyla, hadi bakalım yürü, koş, gece gündüz onlar için çalış. Esas duruş, görevi aldıktan sonraki duruştur. Esas aferim, görev aldıktan sonraki aferimdir. Ben onu 15 yıllık görevimde başarıyla tamamladım. Meyveyi tohumdan görmek diye bir söz vardır. Evet. İnsanlar oradaki sevecenliği, dostluğu, hizmetleri gördüler. Buradaki daha büyük bir görevle çok daha büyük hizmetleri başarabileceğime inanıyorlar, güveniyorlar. Kendilerinin Ankara'da kapısını tıklatmadan açacakları bir kapıları olduğunu, kendilerini sıcak yüzle karşılayacak bir evleri olacağının farkındalar. Orada bir kardeşlerin, dostları olacağının farkındalar. Allah'ın izniyle ben bu görevi dört dörtlük değil, yüz yüzlük başaracağıma inanıyorum. Yüküm ağır. Konuşmak basit. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama ben o zora talibim. Asla ve asla Allah'ın izniyle mahcup olmayacağım. Onların da yüz akı olacağım ve hakikaten milletvekili dediğin böyle olmalı diye diğer partilere bile örnek olacağım. Bu iddiadayım. Peki ön seçime 33 saat kaldı. Evet. Ne kadar üyeye ulaştınız? Ne kadar da tüm bunları anlatabildiniz? Evet. İşte tamamladınız mı çalışmaları? Hayır. Yani 2 ay daha olsa yine de yetmeyecek gibi. Çünkü benim biraz sevecen yapımdan dolayı gidiyorum bir teyze, oğlum şöyle böyle anlatıyor, ben onu bırakamıyorum. Dolayısıyla insan can istiyor ki yüz yüze görüşelim. Gönül arzu ediyor ki koy çayı geliyorum diyeyim de orada sohbetliyim. Ama bu manada yetişmek mümkün değil. Bırakın bir kişi, iki kişiye, hatta birçok mahallelere, gruplara dahi gidemedim. Örneğin Termes Sivaslar köyüne söz verdim Ahmet Hikmet abiye ama gidemedim ve gidemeyeceğimi de görüyorum. Yarın Atakent'te bir ziyaretim olacak. Onun akabinde saat 14'te Atakum ilçeyi ziyaret edeceğim. O arada yine programlar aldık. Akşamleyin 19'da da Kökçeoğlu Mahallesi'nde belki toplantılar manasında final yapacağım. Ve ancak gruplar olarak yetişebiliyorsun. Oraya da tabii kah gelen oluyor, kah gelmeyen oluyor. İşte sizin bu bize sağlamış olduğunuz bu imkan da insanlara ulaşma aracıdır. Ancak işte televizyon, gazeteler, ilçe ziyaretleri, ayarlamış olduğumuz belli grupların toplanabileceği kahvaneler gibi ya da toplu köylerin olduğu yerlerde ancak ulaşma çabasına buluyoruz. Veya telefonlarla, mesajlarla. Ama gönlümden geçen sarmaş dolaş olmayı istediğim sıcaklığı teke tek yetişme şansım yok. Bu konu bende bir boşluk yaratıyor. Onun için inşallah bu seçimden sonra da
milletvekili adayı olarak yollarda izlerde olacağız. Herkese ulaşmaya çalışacağız. Yine iki ay içinde yine belki de yüz yüze görüşüp el sıkmak mümkün olmayan üyelerimiz olacak. Onları da milletvekili olunca köşe bucak muhakkak ki arayacağız, bulacağız ve bana düşen görev de herkesi evinde yuvasında bulmaktır. Ve öylesine çalışmak istiyorum ki milletvekilliği sürecinde Ayvacık'ın köylerinden Bafra'nın köylerine, mahallelere kadar gidip herkesle, toplumun tüm kesimleriyle sıcak temas kurup bir dört yıl sonraki seçimde öyle başarıyla yüz akı olarak toplumun karşısına çıkayım ki bu parti beni ister milletvekili adayı olarak göstersin, ister Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstersin, ister Tekeköy'ü göstersin, isterse de beni tamam kardeşim sen bundan sonra nefer olarak çalışacaksın desin. Ben yine aynı duruşumu gece gündüz demeden 7/24 enerjiyle inşallah tam yerine geldi onu sorayım. Şimdi tabii bazı aday adayları var. Seçim döneminde burada. Ondan sonra bulamayız. CHP üyesi işte ön seçimde size dedi ki yani işte seçilmeniz muhtemel olan yerden değil de biraz daha genel aday yer verdi. Ne yapacaksınız? Eve gidip oturacak mısınız? Şimdi bunu ne ben yapabilirim ne başka arkadaşımız yapabilir. Niye yapamaz? Atama olsaydı, bizler müracaat etmiş olsaydık, genel merkezde beni koysaydı 8'e. Ben o zaman kendi kendime oturur, düşünür, hayıflanırdım. Arenadan da çekilemezdim. Ama belki aynı enerjiyi gösteremezdim. Diğer arkadaşım beni niye 7'ye koydun diye üzülürdü. Öbürü beni niye 6'ya koydun diye üzülürdü. Öbürü beni niye 5'e koydun diye sinsireyle bir enerji düşüklüğü yaşanabilirdi. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi bir ön seçim yaşıyoruz. Diyoruz ki evet ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için kalbi çarpanlar, düşünenler, küçük olsun benim olsun hesabından kurtulamadık bir türlü deyip de kendi kendini eleştiren bu üyeler tabloyu öyle bir güzel sıralama yapacak ki biz de o 22 arkadaş da diyecek ki kardeşim kime kızacağız? Genel merkeze mi? Beni atayana mı? Üye demiş ki senin benim gözümde yerin bu. Evet. Sen birincisin. Sen 11.'sin. Küsme hakkı kimsenin yok ki. Evet. Şu da bir realite olabilir. 22 arkadaşın 22'sinin de birinci sıra gibi koşacağını bekleyemezsin elbette ki. Muhakkak ki enerji düşüklüğü yaşayan arkadaşlarımız olacaktır veya olabilir. Bu da partinin enerjisini veya çalışacak arkadaşların hareket ve ivmesini değiştirmez. Muhakkak ki o atama zamanının 3 katı enerjiyle çalışacaktır. CHP'nin üyeleri de, aday adayları da, delegeleri de, yönetimleri de. Çünkü artık herkes şunu gördü ki, bugün bu, yarın kurultay, bir dahakine belediye başkanlıkları ve tekrar milletvekillikleri. Beni var edecek olan da, yok edecek olan da bu üyedir. Evet. Öyleyse ben öyle çalışmalıyım ki, madem bana bu teveccühü bu sefer göstermediler, öyleyse bir dahakine gösterirler diyerek, hatta kendini göstermek maksadıyla 11. sıradaki birinci sıra gibi çalışıp çaba gösterecek ki, bizim sosyal demokrat üyeler sağduyuludur. Bunu görür, takdir eder, bilir. O sağduyuyla yapacakları liste, onlar biliyor ki bundan sonra 800 bin nüfusun karşısına çıkacak. Sadece kendilerini tatmin noktasında bir liste yapmayacaklar. O liste halktan teveccüh bulmalı. Halktan enerji almalı. Halk evet örneğin ben Hayati Tekin'in olduğu yere oy veririm deyip birken iki zaten elde iki milletvekili var. Üç milletvekili, dört milletvekilini yakalayacak potansiyeldeki arkadaşları seçmeli o üye. Yoksa küçük olsun benim olsun hesaplarıyla işte Ali telefon etti, Ayşe telefon etti, onu kıramadım, bunu kıramadım diye ayakları yukarıda başı aşağıda bir liste yaparsa Allah muhafaza o zaman biz elbette ki bir iki milletvekilini de ararız. İşte
oldur veya öldür görevi üyenindir. Üye sağduyusunu gösterip aklıyla hür ve özgür biçimde oyunu kullanıp gerçekten toplumun önüne işte bu liste demeli. Hatta o liste o kadar önemli ki bakın AKP de o listeyi bekliyor. Evet. O liste başarısız çıkarsa AKP de Ahbap Çavuş ilişkisiyle bir iki eşini dostunu koyacak. MHP de bu listeyi bekliyor. Hadi biz seçim yapıyoruz. Bizim bir takvimimiz var. AKP ile MHP'nin neyi var da bekliyor? Bizi bekliyor. Toplum da dolayısıyla bizi bekliyor. Pazartesi günü 800 bin seçmenin gözü Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden enerji almalı, tamam ben buraya oyumu veriyorum demeli ki halk, onu da dedirtecek olan sorumluluk 12 bin yaklaşık 651 üyede. Yalnız burada tahminlere göre ölenler var, taşınanlar var, yurt dışında olanlar var. Gelemeyecek olanlar var. Tahmin ediliyor tabii ki 10 bin kişi oy kullanacak. O 10 bin kişinin sorumluluğu öylesine büyük ki bir kat, iki kat, 10 kat değil. Tam 80 kat. Evet. Çünkü 800 bin nüfusun karşısına çıkaracak o tabloyu. O bir oy 80 oy demek. Tabii. Ona göre düşünme mecburiyetinde. Yani şu an genel merkez, CHP genel merkezi Samsun için Samsun'da. Çünkü önceden genel merkez karar veriyordu. Bütün sorumluluk onlardaydı. Evet. Ama şimdi CHP'li eli taşın altında. Evet. Verdiği kararın bir de Samsun seçmeninde onaylanması gerekiyor. Evet, evet. Olaya öyle bakmak lazım. Yani biraz önce bahsettiğim temayülle gelinen eski sisteme bakarsan her bir üye bugün Kılıçdaroğlu, her bir üye Gürsel Tekin, her bir üye Haluk Koç, her bir üye Bülent Tezcan bugün. Evet. İşte yetki, sorumluluk üyede. Üye sorumluluğun bilinciyle hareket etmek mecburiyetinde. Ona da bakarken toplumda karşılığı olan eğitimiyle, kültürüyle, geçmişiyle, geleceğiyle kendini kürsülerden anlatabilen, şehrinin sorunlarını anlatabilen, ülkenin sorunlarını anlatabilen, yurt dışına karşı da bu ülkenin tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Kuvayi Milliye ruhuyla tüm dünyaya karşı savunacak enerjide, ruhta, cesarette kişileri meclise taşıma mecburiyetinde. Bu bütün sorumluluk üyededir şu an için. Evet. Gazetede de yansıyan açıklamanız vardı. Hep içimde ukdedir demiştiniz. Bu danışma bürosu. Evet. İlk yapacağım iş. Evet, evet, evet. Yani teşekkür ediyorum. Evet, İyi akıl yani, ettiniz. Neden içinizde ukde? Ne yapmaya başlıyorsunuz? Öyle bazı insanlar rastlıyorum ki sen beni tanıdın mı diyor. İlyas Kılıç'ın bürosunda sen bizi Hacettepe Hastanesi'ne götürdün diyor. Rahmetli İlyas Baba 12 Eylül'den sonra bile arabasını yollar beni aldırtırdı. 12 Eylül'den önce ben onun bürosunda çay yapardım. İnsanları gezdirirdim. 5 kuruş menfaatsiz. Boş bulunduğum her zaman Hanımeli Sokak'ta bürosu vardı. Tokat milletvekiliyle aynı büroyu paylaşırdı. Tokat milletvekili gelmezdi. Nedendir bilmem. Rahmetli İlyas Baba da çok enerjikti. Yani şimdi torunu onun ne kolu olabilir, ne eli olabilir, ne de tırnağı olabilir maalesef. Ben onun bürosunda insan gezdirirdim o zamanlar. Samsunlular gelirdi elbette ki. O zaman insanlar çok daha mağdurdu yalnız. Hacettepe Hastanesi'ne zaten labirent gibi bilenler bilir. Saldığın zaman birini kolay kolay kapı baca bulup da dışarı çıkması, ben dışarı çıkacağım dese çıkması bile zor. O kapıdan geçirmezler, bu kapıdan geçirmezler falan bir sürü de disiplini vardı. İnsanlar o zamanlar hastane falan sıkıntıları çok fazla olduğu için hastaların, yani ağır hastaların hepsi Ankara'ya taşınırdı. İşsizler Ankara'ya gelirdi. Birçok şeyler Ankara'dan çözülürdü. O insanların cebinde simit parası, yatma parası olmayan insanlardı. Rahmetli de şöyle derdi zaten. Dağlardan arabasını aşıran bizi bulmaz evladım. Düz yolda şaşıran bizi bulur. Biz bunları omuzlayıp götüreceğiz ki o sevapla öbür dünyaya gidelim derdi. Mekanı cennet olsun. Rahmetli Muzaffer Önder. Çok yumuşak huylu, cana yakın, sıcak bir insandı. Hemen
odasından beri başlardı telefon açma ona buna, ya şekerim ya şekerim diyerek. Mesela meclise giderdim, onun telkini ettiği ya da kartvizit yazdığı ya da telefon açtığı kapılara bana bir de adres yazardı. Rahmetli İlyas Baba'nın yazısı çok kötüydü. Rahmetli Muzaffer Önder düzgün yazardı. O da hiç zahmet çekmezdim. İlyas Baba'ya rahmet diye bir iki defa okudum. Şunun için detaya girmeyelim. Bunu yaşadım, gördüm. İnsanların mağduriyetini gördüm. Bugün imkanlarımız geniş. İnsanların da geniş. Ben o uhdeden dolayı Allah'ın izniyle meclis açılmadan bir irtibat ofisi kuracağım. Onu mesaj edeceğim bütün Samsunlu'ya. Diyeceğim ki gelin, burada sıcak bir yuvanız var. Sabah 6'da mı indin otobüsten? Gel kardeşim, 6'da bizim ofis açık. Gel orada sıcak çorbanı iç, çayını iç, sıcak sobanda ısın. Bekle, daireler açılınca, hastaneler açılınca gider bakarız. Onu nasipse arabamı alacağım, gezdireceğim, götüreceğim. Kendim değilse bile 4 kişiyle çalışacağız. Yani burada halk ofisi derken işin ve görevi sorumluluğun da bilincinde olmak lazım. Ben bir fiil sürekli o büroda duramasam bile oraya araba bırakacağım. 3 tane görevli veriliyor bize sekreter şeyden atanmak kaydıyla, devlet memurlarından. Orayı arkadaşlarla yürüteceğim. Onlar orada güler yüzle sahip çıkılacak. Ben her türlü sorununda gece gündüz koşacağım. O insanların her türlü sorununu çözeceğim. Sıkıntısını, problemini. Yani yaşadım, gördüm. Ben de bir köy çocuğuyum. Yani o zaman ben kendime zaten ayna olarak görüyordum. Ben de gariban bir köy çocuğuyum. O insanlar geliyor hep benim anne babam gibi. Aynı benim yaşantımda. Bugün de gelenler aynı gelecek. Benim de biraz yapı itibariyle, yani Samsun'u şöyle bir düşünürsek, Çiftlik Caddesi'nde, Leons Kulübü'nde ya da biraz entel alanlarda siyasette ben çok başarılı olamam. Bilgimle, becerimle çataçat mücadele eder anlatırım. Siyasette benim bir meram var, okuma hastalığım var, düşüncem var, yazdığım özetim var. O manada kimseden tartışma konusunda elitim, okudum, biliyorum diyen hiç kimseden aşağı kalmam ama daha fazla benim arenam köyler, mahalleler, kırsal, varoş. Mesela bugün ben en fazla siyaset yapmak istediğim alan şehir merkezinde Canik. Canik'teki insanlar beni daha iyi anlar, ben onları daha iyi anlarım. Ben öyle inanıp güveniyorum ki örneğin kendime, Canik'i ben ters yüz edeceğim. Canik'te MHP'nin ve AKP'nin önüne geçireceğim CHP'yi. Ha, bu elbette ki bir günde, iki günde, 10 günde olmaz. Bu seçimde de olmaz. Ama neticede benim buna kesin kesin başaracağıma o insanlar beni anlayıp ben onlarla harmanlanıp onlara ülkemizin, şehrimizin içinde bulunduğu durumu çıplaklığıyla, gerçekliğiyle, din İslam'ın içinde bulunduğu zulü anlatıp onlarla beraber ağlayıp, onlarla beraber gülüp, onlar beni, ben onları anlayarak, evet kardeşim bu adam doğru söylüyor, biz burada yer alıp, burada tepkimizi dile getirmemiz lazım diyerek, örneğin ben Cani'yi CHP'ye kazandıracağıma inanıyorum. Mesela bunu bir anekdot olarak anlattım. Evet. Bu seçim için anlatmadım ama mesela meraklarımdan bir tanesi. Ve bunu başaracağım. Aman o insanları zorlayamayacağım elbette ki. Akıllarına, beyinlerine, duygularına, düşüncelerine hitap ederek onların niçin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaları gerektiğini onlara ikna edeceğim. İkna evet. edeceğime eminim yani. Evet. Sayın Başkan, ikinci bölümde insanların neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması ve veyahut da oy vermesi gerektiğini güzel. Konuşacağız. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sayın Başkan Hayati Tekin'le ikinci bölümde ülke gündemini, Samsun gündemini, CHP'yi ve siyasetin her boyutunu konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra buradayız, bekliyoruz.